Merhaba arkadaşlar ben Uğur Mutlu. Rasyonel sayılarda ondalık sayılarla sizlerle tekrardan beraberiz. Öncelikle bir tekrarımız yapalım. 1 bölü 3, 1, bölü, 1 tam 1 bölü 4, eksi 8 bölü 5, 4 bölü 5 rasyonel sayı aynı sayı doğrusunda gösteririz diyor. Hemen bir sayı doğrusu çizelim. Eksi 2, eksi 1, 0. 1 2 diye yazalım. Daha sonra sıralı bir şekilde bakalım. Eksi 1 bölü 3 dediğim şey sıfırla eksi 1 arasındadır. 3 parçaya bölünecektir. Ve bir tarafa sıfırdan eksiye doğru gideceği için burası bizim için eksi 1 bölü 3 olacaktır. 1 tam 1 bölü 4. 1 tamdan başlarız. Ve bu 1 ile 2 arasını 1, 2, 3, 4 parçaya ayırmış oluruz. Ve bir parçayı aldığı için yani şurası bir tam bir bölü dört olarak karşımıza geçer. Eksi sekiz bölü beş. Eksi sekiz bölü beşte beşer parçalık yapabilirim. Ya da eksi sekiz bölü beşi tam kısımlı olarak yaptığım zaman eksi bir tam üç bölü beş olacaktır. Eksi 1'den başlarız. 5 parçaya ayrılacak burası. Daha sonra 3 parça sola doğru gidecek. Negatifler sola doğru gidiyordu. Pozitifler sağa doğru gidiyordu. 1, 2, 3 parça aldığımız zaman şurada eksi 1 tam 3 bölü 5 ya da eksi 8 bölü 5 yapabiliriz. 4 bölü 5. 4 bölü 5 dediğimiz basit kesir. Bura kısmı 5 parçaya ayırıyoruz payda kadar ve 4 parça aldığı için buraya geliyor. Burada 4 bölü 5 oluyor. Sayı doğrusuna gösterdiğimiz zaman aynı zamanda da sıralamayı basit bir şekilde yapmış oluyoruz. Aşağıdaki sayı doğrusunda 0 ile eksi 1 arası 3 parçaya 3 parçaya bölünmüş. O zaman payda 3. A dediğimiz ikinci nokta olduğu için 2 0'ın solunda olduğu için eksi oldu. 1 ile 2 arası 4 eşit parçaya bölü 4 olacaktır. 1'den başladığı için 1 tamı gelecektir. 1, 2, 3 tane gittiği için 1 tam 3 bölü 4 olarak gelmiştir. A ve B noktaları da otomatik olarak cevabımızı verir. Aşağıdaki sayı doğrusu eşit aralıklarla bölündüğüne göre ok ile gösterilen nokta karşılık gelen rasyonel sayıyı yazınız. Şimdi Buraya baktığımız zaman negatif tarafta 0 burada olduğu için bu taraftan bakmam lazım yani sola doğru bakmam gerekiyor. O zaman sol taraftan ilerlediğimiz zaman eksi 3'ten başlamış yapmam gerekiyor. Kaçıncı bölgede 1, 2, 3 parça almış üst tarafa 3. Tamamı kaça bölündüğünü saydığımız zaman 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 parça olmuş burası paydamızda 10 olarak gelecektir. Bileşik kesir olarak yaptığımız zaman ise 10 çarpı 3. 33 de eklediğimiz zaman 33 bölü 10 şeklinde de karşımıza çıkar. Eksi 3 eksi kare bölü 1 buranın 3 olması gerekir. Eksi 3'ü 1'e bölsem eksi 3 olması gerekir. 3'ü eksi 1'e bölsem yine eksi 3 olması gerekir. Rasyonel sayıların ondalık gösterimleri. Suyun miktarı 0,5 litre. Kazan fiyatı 29,99. Salçanın miktarı 0,850. Civanın donma noktası da -38,84. Yukarıdaki görsellerde su şişesinin kapasitesi, kazan fiyatı kavanozdaki salçanın kaç kilogram olduğu ve civanın donma noktası onlalık gösterimlerle ifade edilmiştir. Onlalık gösterim okuma ve görsel olarak bize daha basit olarak gelir. Örnek olarak gömleğin fiyatı 22.999 bölü 100 olarak gelmesi bize garip gelecektir. Çünkü 29,99 daha mantıklı bir şey olur. Alışverişe gittiğimiz zaman böyle bir 2999 bölü 100'ü gördüğümüz zaman yukarıya algı olarak 100'ü okumayabiliriz. 2999 olabilir. Hiç de dikkate almayabiliriz. Aynı gömleğin etiketinde 2999 gördüğümüzde ise DT olarak 29'u yuvarladığımız zaman 30 olarak alırız. 30 liralık bir gömlek ya da kazak olduğunu görebiliriz. Günlük yaşamda bu tarz gösterimlerde sık karşılaşması sebebi daha basit, daha pratik hareket edebilmemiz, işlemleri daha kolay yapabilmemizdir. 1 bölü 4 rasyonel sayısının onlalık gösterimini bulalım. Birinci yöntem paydayı onun kuvveti olacak şekilde genişletebiliriz. 4 dediğimiz sayı 25 ile çarpılırsa 100 olacaktır. 25 bölü 100'de önce sayıyı yazıyoruz. Daha sonra 2 tane 0 olduğu için 2 tane basamak kaydırarak 0 virgül yapıyoruz ya da normal bölme işlemi yapabiliyoruz. 1'i 4'e bölüyoruz. 1 de 4 yoksa 0 ekliyoruz. 10'da 8 var. 2 kalıyor. Bir 0 virgül attığımız için istediğimiz kadar 0 koyabiliriz. 20'yi 4'e böldüğümüz zaman 5 eder. 0,25 bulunur. Bu payday 10 ve 10'un kuvvetleri şekilde yapamıyorsak ikinci yöntemi kullanmak daha mantıklıdır. 6 bölü 10 Kesri Önce onun kuvveti olacak şekilde bir bakarız. 6 bölü 40'ı 2'ye böldüğüm zaman 3 bölü 20. Sadeleşmediği için tekrar genişletmem lazım. 5 ile genişletirim. 15 bölü 100 olur. Bu da 0 15 edecektir. Yine 6'yı 40'a bölsem aynı şekilde cevap çıkacaktır. Eksi 1 bölü 8 rasyonel sayısını ondalık gösterimini yazalım. Birinci yöntem yine 10 ve 10'un kuvvetleri olarak gelecektir. Ama burada Eksi olduğu gibi yerinde kalacaktır. Eksiyle bir işlem yapmıyoruz. Eksi bize yönünü belirtiyor. Sol tarafta mı, sağ tarafta mı? Sıfırdan ileride mi, sıfırdan geride mi? Bunu belirtiyor. 8'i 125 ile çarptığım zaman binecektir. 1 ile 125 çarpınca 125. 125 ile bine böldüğüm zaman Bakın burada basit mantık vardı. 125'i yazıyoruz. Aşağıda kaç tane sıfır var? 3 tane 0. 1, 2, 3 tane basamak kayınca virgülü koyuyoruz. 0,125 oluyor. Ya da 1'i 8'e normal standart bölmeyle yapıp o şekilde de eksi 0,125 bulabiliyoruz. Negatif rasyonel sayılarda eksi payı paydaya böldükten sonra bölüm önüne yazılacaktır. Yani eksi olmayacakmış gibi hareket ediyoruz. Daha sonra eksi yerine geri koyuyoruz. 1 bölü 3 rasyonel sayısı 1 bölü 3'te payda yani 3 ne 10 ne 100 ne 1000 gibi kuvvetleri olmaz. Bu yüzden her türlü 1'i 3'e bölmem gerekir. 1'i 3'e böldüğüm zaman 0 koyuyorum bir tane 9 var 3 oluyor yine 1 kalıyor yine 0 koyuyoruz 9 ne oluyor hep 3 3 3 oluyor. Bu o zaman devam eden bir şey oluyor çünkü 1 bitmiyor. O zaman burada 3 nokta koyuyoruz. 3 nokta demek 3'lerin devam ettiği anlamına geliyor. 1 bölü üç eşittir. 0, 3 eşittir 0,333 diye devam eder. Bu devrettiği anlamına gelir. Hatta az sonra da göreceğimiz kısa bir şekilde şurada bir çizgi koyduğumuz zaman 0,333 nokta nokta noktanın eş değeri olacaktır. 5 bölü 11 sayısının ondalık gösterenine baktığımız zaman bu 5 bölü 11 sayısında yine 11 onun kuvveti olmaz. O zaman bölme yaparız. 5'i 11'e böleriz. 11'de 5 olmadığı için 0'ı koyup 0 virgülü yazarız. 44 4 defa vardır. 60'da 55 defa vardır. 45 oldu. Tekrar 45 geldi. 2 tane 45 devam ettiği için ne olacaktır? 3 noktayı kayarız. Çünkü bu 45'ler ard arda yine 5 kalacak, yine 6 kalacak, yine 5 kalacak, yine 6 kalacak, yine 6 kalacak şeklinde. Bu da bize ne verecektir? 0 virüyü 45 üstünde çizgi koyacağız. Bu tekrar eden yani 45'ler sürekli tekrar edecektir diye karşımıza gelecektir. Bir rasyonel sayıyı ondalık göstereme çevirirken bölümün ondalık kısmına tekrar eden sayılar olabilir. Ondalık kısmı tekrar eden sayıların olduğu ondalık gösterimlere devirli ondalık sayılar denir. Devrede devrede giriyor. 0 virgül 37 37 37 diye devam eden ifade 0 virgül 37 üstünde çizgi yaptığımız şeklinde gösterecek. Bu çizginin anlamı tekrar etmek anlamındadır. 37 37 tekrar edecek. Az önce şurada yaptığımız şekilde 3'ler devam ediyordu. 3'ün üstüne sadece çizgi olacaktır. Tekrar edenin üzerinde çizgi. Başka bir şey sallayalım. 2, 7, 8, 5, 3, 8, 5, 3. Şuraya virgül atalım. 2 virgül 7, 8, 5, 3. 8, 5, 3. 8, 5, 3. Ve 3 nokta yaptık. Burada tekrar eden sayılar 853, 853, 853. O zaman bunu yazarken 2 virgül 7, 853 yazabiliyoruz. Ve tekrar edenin üstüne sadece çizgi atıyoruz virgülden sonraki sayılar değil boşta kalabilir. Eksi 116 bölü 45 rasyonel sayısı ondalık sayı yazdığımız zaman 45 onun kuvveti değil. O zaman 116 sayısını 45'e bölürüz. 2 defa vardır. 2 tam gittikten sonra virgül atları 0 koyduğumuz için 2,577 diye devam ediyor. Az önce bahsettiğimiz olay kim tekrar ediyorsa onun üstüne çizgi atarız. Bu da eksi 2 tam %57 ama 7 devreden olarak karşımıza çıkacaktır. Aşağıdaki rasyonel sayıların ondalık gösterimlerini yazınız. Öncelikle ilk bakmam gereken payda ondalık kısma geliyor mu? Evet burayı 5 ile genişletirsek 25 bölü 10 bu da 2,5 edecektir. 1 bölü 9 10'un kuvveti değil. Hemen 1'i 9'a böleriz. 0,0 atıyorum. 1 kere 9, 9. Tekrar 1 kaldı. 1 defa 1 var. Yine 9, 1 kaldı. Bu şekilde devam ediyorsa 0,1 devirli olacaktır. Eksi 3 bölü 8 8 dediğimizi 10'un kuvveti olarak yapmam gerekiyor. Yani 125 ile çarpmam gerekiyor. Bu da eksi 375 bölü 1000 oldu. Eksi de bakın dikkat edin eksiyle oynamıyorum hiçbir şekilde. 0,375 kalacaktır. 21 bölü 6 bölme işlemi yapıyorum. 21'i 6'ya böldüm. 3 defa var. 3 kere 6 18. Elimizde 3 kaldı. 0 koydum, virgül koydum. 5 defa var. 30. Karşımıza ne çıktı? 0, 3,5 olarak gelebilir. Burada 6 ondalık şekilde yazılabilir miydi? Tabii ki yazılabilirdi. Öncelikle 21'i 6 ile sadeleştirebilirdim. 3 böldüğüm zaman 7. 3'e böldüğüm zaman 2. Daha sonra 2'yi 5 ile genişletip ondalık kısım haline getirebilirdim. Yani 35 bölü 10. Bu da bize 3,5'i verebilirdi. Eksi 17 bölü 11. Eksi olduğu gibi kalacaktır. 17'yi 11'e böleceğim. Bir sıfır var. Öncelikle bir defa var. 11. 6 kaldı. Sıfırı koyduğum zaman virgülü koydum. 6 defa var. 17, 5, 6, 5 defa. Yine 5 kaldı. 11 çarpı 5, 54, 55, 5 pardon Silemedik. 5 kaldı. 4 yazdık. 44 oldu. 6 kaldı. Tekrar 5 geldi. 55 oldu. 5 kaldı. 50 oldu. 44 oldu. Tekrar 1,54 54 diye devam edecektir. Eksi 1,54 e 5 ve 4 tekrar ettiği için üstü çizgili olacaktır. 625 2 625'i 10'un kuvveti olarak yapabilir miyim? Evet 16 ile çarparsam 10.000 olacaktır. O zaman 16 çarpı 2 32 bölü 2 şeklinde oldu. 0 virgül 0 32 olarak karşımıza gelir. 8 bölü 3 3'ü ondalık olarak yapmıyorum. Hemen 8'i 3'e bölüyorum. Şurada böleyim. 2 defa var. 6, 2 kaldı virgül attık. Sıfır attık. Altı defa var. 18 Yine iki kalacak. Yine altı oldu. Devamı geliyor. O zaman iki virgül altı. Devreden altının üstüne çizgi koyuyoruz. Aşağıdaki eşit aralıklarda bölünen sayı doğrularını verilen A ve B harflerine karşılık gelen rasyonel sayıların ondalık gösterimlerini bulunuz. 2 ile 3 arasında ise bir kere bu 2 tam olacak. 1 2, 3, 4, 5 parça ayrılmış. 5'e böldük. 2 kademe gelmiş. 2. Bileşik kesir şeklinde yazıyorum. 5 çarpı 2, 10. 2 ile toplarsam 12 bölü 5. 5'i 10'un kuvveti olarak yaptığım zaman 2 ile çarpıyorum. 24 bölü 10. Bu da 2 4 edecektir. Negatif olduğu için 0 buradaysa bu taraftan hareket edeceğim. 0 neredeyse 0 arkam alıp öyle hareket ediyorum. Burası eksi 1 tam olacak. 1, 2, 3, 4, 5 parça ve 3 almış. Bileşik kesre çeviriyorum. 5 artı 3'ten 8 bölü 5 eksi 2 ile genişlettiğimiz zaman 16 bölü 10 eksi. Unutmuyoruz. Eksi 1 bölü 6 olacaktır. Rasyonel sayılarda devirli ondalık gösterimlerle eşleştiriniz şeklinde bir durum. 2 bölü 11. Hemen 2'yi 11'e böleceğiz. 0 virgül bir tane 0 atıyoruz. 20. Kaç defa vardır? 1 defa vardır. Ne kalacak? 9. Bir 0 daha atıyorum. 8 defa vardır. 88. 2 kaldı. 0 attım. Yine bir defa oldu. 9 kaldı. Yine 88 oldu. O zaman 0.88 18 18 diye devam edecek. Yani burası 0,18 devirli olacak. Eksimiz olduğu için başına eksi koyarsak buraya 5 numaraya geldi. 11/9. bölü 11'i 9'a bölüyorum. 1 defa var. 2 kaldı. Virgül atıyorum. 0 atıyorum. 2 defa var. 2 kere 9. 18. 2 kaldı. 0'ı koyuyoruz. Yine 2 defa var. 18. 2'ler devam ediyor. Bu da 1 virgül. 2 devirli oldu. O zaman burası da 4 numaraya denk geldi. 7 bölü 3. Eksiği en son koyuyorum. Yani burada koyacağım. 7'yi 3'e bölüyorum. 2 defa var. 6. 1 kaldı. Virgül atıyorum. 0 atıyorum. 3 oldu. 3 kere 3. 9. Yine 1 kaldı. Yine 3 defa var. 9. 1. Aynı şekilde devam ediyor. O zaman 3'ler nokta devam edecek. 2 virgül 3. 3 tekrar ettiği için devirli. Eksi olduğu için 2 numaraya geldi. 13'ü 9'a bölüyoruz. 1 defa var. 9. 4 kaldı. 0 koyuyorum. Virgül atıyorum. 4 kere 9 36 yine 4 geldi 0 koyunca bir daha 4 36 yine 4 geldi 4'ler devam ediyor burası da o zaman 1,4 devirli oldu burası da 1 numaraya eşit olmuş oldu ondalık gösterimleri rasyonel sayıya çevirme parlak sarı rengiyle göz kamaştıran altın çok eski çağlardan bu yana en gözde metallerden biri olmuştur altın hava ve sudan etkilenmediğinden paslanma, kararma ve muhatlaşma yapmaz. Saf halde kolaylıkla işlenebilen altın çeşitli şekillerde kullanılmaktadır. Bunlardan biri de çeyrek altındır. Çeyrek altın yaklaşık olarak 1,75 gramdır. Buna göre aşağıdaki soruları yanıtlayınız. Çeyrek altının ağırlığını nasıl okursunuz? 1,75 ya da 1 tam %75 şeklinde okuyabiliriz çeyrek altın ağırlığı okunuşundan yararlanarak rasyonel sayı şeklinde nasıl ifade edersiniz? 1 tam %75 dedik. Şöyle yazalım. 1 tam 75 1 tam olduğu için 1 yazabilirim. %75 dediğimiz zaman %75 olması gerekiyor. O zaman 1 tam %75 bölümü 100 ya da 75 ile 100'ü sadeleştirirsek 1 tam 3 bölü 4 şeklinde de yazılabilir. Onlalık gösterim 0,3 ya da onda 3. Onda 3 ise hemen onda 3 yazabiliriz. 1 tam onda 5. Ne olacaktır? 1 tam 10 5. 5 bölü 10. Eksi 2 tam. Eksi standart gelecek zaten. 2 tam. Yüzde 27. 2 tam. Yüzde 27 şeklinde tanımlanabilir. Tabloda verilen ondalık gösterimlerin okunuşları ile ilgili, ilgili sütuna yazınız. Okunuştan yararlanarak ondalık gösterir. Rasyona sayı olarak da yazdık. 1 ve 3 sütundaki yazıların sayıların yazımında virgülün yeri ile rasyonel sayının paydasındaki sıfır sayısı arasındaki ilişkiyi belirtiniz. 2 tane sıfır var. 2 tane basamak virgül var. 1 basamak kaydırılmış. 1 tane sıfır olacaktır. Birlikte çözelim. 0,8. 8. 0 tam 10 da 8. O zaman 10 da 8 olduğu için 8 bölü 10 yazabiliriz. Ya da şunu yapabiliriz. 0.8'i 10 ile çarpıp 10'a bölebiliriz. Yukarısı 8 aşağısı 10 olabilir. Ya da normal bir şekilde sayıyı sadece yazdık. 8. Kaç basamak var? Bu 8 bölü 1'dir. Bir tane 0 koyarız. Bu da basit bir yöntem olacaktır. 8 bölü 10'u sadeleştirse 4 bölü 5 olarak da karşımıza geliyor. Şimdi 2,75'i 100 ile çarpıp 100 ile böldüğümüz vakit şunu yapabilirim. Eksi 275 bölü 1'dir bu sayı. Basit yöntemi söylüyorum. Normal virgül yokmuş gibi 275 bölü 1 nedir? Kendisidir. Virgül kaç tane basamaktan oluşuyor? 2 tane. 2 tane de 0 koyabiliyoruz. Sadeleştirme yaptığımız zaman 25'te eksi 11 bölü de karşımıza çıkacaktır. 0,6 devirli ondalık gösterimi rasyonel sayı olarak yazalım. 0,6 devirli ondalık gösterimi 0,666 şeklindedir. Yani 6 sürekli devam edecektir. 0,66666 sayısı 1 ile 10 ile çarparsak 1 ile çarparsam 0,66 olacak. 10 ile çarparsam 1 virgül kaydı için 6,666 olacaktır. 10 tane 0,6 1 tane 0,6'dan çıkardığımız zaman Elimize 9 tane 0,6 kalacak ve 6,66'dan 0,66 çıktığı zaman 6 tam olacaktır. Demek ki 9 tane 0,6 devir 6'ya tam olacaktır. Bu da her tarafı 9'a böldüğümüz vakit 6 bölü 9 karşımıza çıkar. 10 tane 0,6'dan 1 tane 0,6 devirliği çıkarttığımız zaman 9 tane 0,6 6'ya eşit olduğunu görüyoruz. Bu durumda da bir tane 0,6 devirli ondalık gösterimli karşılığı 6 bölü 9 olarak karşımıza gelir. Neden 1 ve 10 ile çarpılıyor ise aradaki farktaki yani sürekli devredenleri temizleyip 0 olarak bulmak için. Ama öyle işlem yapmaktansa en önemli bizim için pratik yol vardır. Devirli ondalık gösterisi sayının tümünü yazarız. Devretmeyen kısmı çıkartıp Virgülden sonraki devreden her bir basamak için 9, devretmeyen her bir basamak için 0 kullanırız. Örnek olarak şu 0,6'ya bakalım. Tüm sayımız sadece 6. 0 devretmiyor. Bölü virgülden sonra devreden sadece 9 var. Bakın 6 bölü 9 otomatik çıktı. Aynı şekilde 0,7 7'den 0 çıkarsa 7 bölü 9 olur. 5,63 563 tüm sayı 5 devretmediği için 5 çıkartıyoruz. 2 tane basamak olduğu için 99 yazıyoruz. Tüm sayı 48952. Onu yazıyoruz. Devretmeyen yani üstünde çizgi olmayan 489'u çıkartıp daha sonra virgülden sonraki ifadede üstünde çizgi olan kadar 9, çizgi olmaya kadar koyuyoruz. 0 koyuyoruz. 0,2 sayısı 2 eksi 0 bölü 9 o da 2 bölü 9 olarak karşımıza gelecektir. 3,46 sayısı. Tüm sayımız 346. Çizgi olmayan yani devretmeyen kısım 34 bölü 90. 90 olmasının sebebi de bir devreden bir de devretmeyen olduğundan dolayı. Bunu tam kısma çevirebilirim ve sadeleştirdiğimiz zaman da 3 tam 7 bölü 15 gelecektir. 89,05 tüm sayı yazıyorum 8905 devretmeyen çizgisi olan 89'u çıkartıyoruz virgülden sonra 2 tane devreden olduğu için 99 yazıyoruz eksi 89 tam 5 bölü 99 olarak karşımıza geliyor onlalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade edelim 4 bir tane 0 olduğu için bir basamak 10 3,75 375'i yazıyorum. Bölü 1'in yanına 2 basamak var. 2 tane sıfır atıyoruz. 18 yazdık. 1 basamak kaymış virgülde 10 oldu. Eksi durur yerinde sayı yazıyorum. 25 bölü 2 basamaklık olduğu için 2 tane sıfırla yazıyorum. 1'in yanına. Eksi 24 bölü 1 basamak olduğu için 10 Eksi 18 bölü 10 karşımıza çıkar. 1 litre benzinin satış fiyatı 5 tam %25'tir. Benzin satış fiyatı rasyonel sayı olarak gösteriniz Tüm sayı yazıyorum. Bölü 1 virgülde 2 basamak olduğu için 2 tane de 0 ekliyoruz. Aşağıda verilen ondalık sayıların daha devirli ondalık gösterimini rasyonel sayıları çeviriniz diyorum. Tüm sayı 4. 0 çıktığı için herhangi bir şey yok. Aşağıda bir devre olduğu için nedir? 4'tür. Tüm sayı 24. 0 çıktığı için değişmez. 2 tane basamak olduğu için 99. Tüm sayı 19. Devretmeyen 1. Virgülden sonra bir tane basamak olduğu için 9. Bu da 18 bölü 9'dan 2 olacaktır. Tüm sayı 36. Devretmeyen 3. Virgülden sonra bir devreden bir devre etmeyen olduğu için 90. Yani 33 bölü 90 oldu. Tüm sayı 174. Devretmeyen sayılar 17. Virgülden sonra bir devreden bir devretmeyen olduğu için bir tane 9 bir tane 0 yazıyoruz. 157 bölü 90. Tüm sayı 3204 devretmeyen sayımız 320 bölü virgülden sonra bir devreden bir devretmeyen var 90 çıkarma işlemini yaptığımız zaman da 2884 bölü 90 oldu. 4,18 devirli ondalık gösterimi rasyonel sayıya çevirdiğimizde pay ve paydanın alabileceği en küçük değeri hesaplayınız. Yani sadeleştiniz diyor. Tüm sayı 418. 18 devretmeyen 4 bölü 2 tane virgülden sonra devreden olduğu için 2 tane 9 9 yazarız. 414 bölü 99 9'a bölünebilir. 46 bölü 11 9 46 evet 46 bölü 11 en sağda hali başka da 11'in katı olmadığı için işlem bitiyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ben Uğur Mutlu. Diğer rasyonel ifadelerde sıralamayla devam edeceğim.